gözüm hem ben sen. Le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Allah Allah. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Esmer sen güzelsin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ramazan'la aranız nasıl, iyi mi? Bizim Ramazan. Vallahi hiç incitmiyor bu sefer Ramazan. Vallahi. Ben çok rahatım. Sizler de iyisiniz. İyi. İnşallah bayrama da iyi bir şekilde gireriz. Sizleri selamlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Sağ olun. Ey benim güzel kızım. Ey benim beyaz kızım. Biz şimdi dedik ki Adana dolu beyler. Su gibi para yerler. Çirkine de güzel derler. Sen kendini çirkin görüyor musun? Siz ne kadar görüyorsanız ben de o kadar görüyorum. Ben seni çok güzel görüyorum. Ben de sizi çok çirkin görüyorum. Yemin et. Zaten erkek çirkin olur. Evet. Yılmaz Güney de çirkin kraldı. Neyse siz onu boş verin. Ben de... Ne oldu yavrum? Böyle tavus kuşu gibisin aynen. Yeleniyorsun maşallah. Uçan daire gibi oldun. Kıza kapan dedik, böyle kapandı billahi anca. Böyle bir edince açılıyor, bir edince kapanıyor. Evet. Ya güvercin gibi oğlum demiştiniz, içimi kararttınız demiştiniz. O yüzden bunu şey ettim. Ha sen her hafta beni dinliyor musun? Ne dersem ben öbür hafta... Ben sözünüzden çıkmıyorum. Yemin et. Yemin ederim. Aferin kız. Tamam. Alkışlayın. Vallahi. Vallahi billahi ya. Giderken kırıtma, giderken kırıtma. Sinir etme beni böyle sallaya sallaya ayaklarını. Allah Allah. Keşke böyle herkes senin gibi lafımı dinlese. Ne demişti? Aşık Mahsuni Şerif'ten Murat Çobanoğlu. Bayram olur, seyran olur. Beni dinlemiyorlar ki kardeşim. Vallahi bak. Bu kameraman bile beni dinlemiyor. Bir gözden size bakıyor, bir gözden bana bakıyor böyle. İmanla yandımın herifi. Efendim sizleri çok seviyoruz ve güçlüyü çağırıyoruz. Konuklarımıza bakalım kimler var. Evet. Bu alkıştan gelmez. Ancak ben çağıracağım ki gelecek. Güçlü. Abi. Merhaba
Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol canım. Biz iyiyiz. Güçlü yavrum. Bayrama giriyoruz. Bak bu sakal makalın ne böyle? Protesto ediyorum abi. Neyi protesto ediyorsun? Maçlarda 40 bin kişinin hakeme küfretmesini protesto ediyorum. Siz de ediyor musunuz? Altından bir şey çıkmayacaksa senin protestona katılıyoruz. Yani. Altından ne çıkacak abi, işte protesto ediyoruz. Yani diyoruz ki 40 bin kişi kalkıp hakeme küfür etmesin, birbirine küfür etmesin. Herkes birbirine gül atsın, sen öyle değilsin ya, güllerden yürüsünler. Ne bu ya öyle küfür edin? Hemen hakem çıkıyor, bilmem ne, hakem, bilmem ne, hakem. Ya niye küfür ediyorsun kardeş? Nereden biliyorsun hakem bilmem ne olduğunu? Getir. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya niye gülüyorsun? Ciddi söylüyorum ya. Sanki gitmiş Bakırköy Zürrevi Hastalıklar Hastanesi'nden şey için hakemi bilmem ne olduğuna dair şey almış, rapor çıkmış, bilmem ne hakem. Ya niye küfür ediyorsun? Burada 4 tane hakem var. He. Abi sahada 4 tane hakem var. Kaç tane? 4 tane. Bir orta, bir yanda 2 tane, bir de dışarıda var. Sen bilmezsin tabii futbolda. 4 tane hakem var. La 3 tane yok mu? Ya 4 tane, bir de saha hakem var dışarıda. Ha, saha hakem. Ya. Bir tanesine küfür ediler. Bunun kurunun yanında yaşta yani. Hepsi birden gidiyor. Gitmesin diyorsun yani sen. Yazık, gitmesin ha. Peki ne olsun? Abi yazık, böyle adamlar karalar içinde giymişler, çıkıyorlar ellerinde düdük. Adam yasta mı, çocuk mu öldü, cenazesi mi var, hasta mı? Öyle bilmem ne hakem diyeceğine önce hoş geldin hakem, nasılsın hakem? Buyurun hoş geldin hakem, bir isteğin var mı hakem dese, hakem böyle kalkacak, oynayacak bile orada. Maça şey olacak yani, konsantre olacak, maçı daha iyi yönetecek. Ama çıkıyor, küfür ediyor, etmeyin. Hakem morali bozuluyor, öbür tarafa ama dört diye penaltı. Ha, dört diye penaltı. Canım biz de kızıyor karada, bir de olmaz ki. Bir kere, iki kere, bir adama 100 kere deli dersen deli olurmuş. Bu hakemlere de 100 kere şey diler. Yakında çıkacaklar böyle, dittirir dittirir. Elma Dağı hakemden geçirmeyecek orada. Elma Dağı. Olmaz. Bir de Haydar Dümen geçen gibi bir programa çıktı. Dedi ki, millet dedi... Ya niye girdi abi? Ya ben ciddi bir şey söyleyeyim, bunlar geliyorlar. Geçen Haydar... Gözümle yaş kaldı, Allah cezanı verecek. Anlat. Haydar Dümen diyor ki, millet diyor, maça diyor, bak. Maça diyor, deşarj olmaya gidiyor diyor. Bak yemek küfredi, deşarj oluyor. Ula bu hakem otomobil şey mi, aküsü mü, deşarj oluyor, deşarj oluyor. Geçsiz otosanayinde deşarj ettirsin kendini. Yani orada küfür edince deşarj mı oluyorlar? Öyleymiş. Öyle olmaz ki, yazık, orada adamın şeyi var, çocuğu var, bilmem neyi var, olmaz. Hadi bırak. Bir dakika abi dur. Hepsini içimden bak, sakalımı bıraktım ya. Olmaz ki böyle. Bir de kardeşim madem tamam, biz de sinirlendik, İbrahim abim de sinirlendik, biz Fenerbahçeli ikimiz. Biz de sinirlendik bazen. Şimdi sen yandın. Bundan sonra bütün hakemler Fenerbahçe'ye turt. Yok, dört etmezler. Ben onları çok seviyorum. Hakemlerin hepsini çok seviyorum. Bir de madem protesto edeceksin, beni bir ya sakal bırak, ya bir şey et, yani hakeme küfür etme. Veya yani yumuşat azıcık. De ki hakem, sen kendini bilirsin hakem. Sen için böyle diyorlar hakem. Yani öyle de ki adama nasıl... Öyle de bırak lan. Allah cezanı verecek, yeter tamam. Tamam abi, bu işi şeyle görüşeceğiz abi. Saadettin abiyle sen aklında olsun. Kim lan? Saadettin Teksoy. Bu parmak şey etsin buna, bu nasıl olaya. Nasıl yani? Saadettin Teksoy ne yapsın bu işe? Gitsin konuşsun desin ki yapmayın desin ya, bu adamlara yazık, günah, küfür etmeyin desin. Ya 3 gün sonra greve giderler, maçları kim yönetecek? Dedem yönetecek. Dedem bilmez ki hakemdeki. Hem ben dedeme küfür ettirmem. Dağıtırım burayı vallahi. Vallahi dağıtır burayı, yıkar burayı. Dağıtırım. Kurban el. Bak ben sizi çok seviyorum hepinizi. Buradan siz de seslenin. Hakemlere küfür etmeyelim. Birimize küfür etmeyelim. Oldu mu? Söz mü? Oğlum espri şaka bir yana. Ya, espri... Güçlü her şey bir yana, gerçekten hakemler... Olmaz ki. Hakemlerdir ya. Başka nedir? Hakemler... Hakemler için çıkıyorlar orada. Devlet memuru gibi adam çalışıyor. O yana koşturuyor. Yani hakeme alkış almak lazım. Ama abi nasıl konuşuyorum abi? Hakemlere alkışlayalım. Hakemlere küfür etmeyelim. Vallahi gerçekten. Şimdi git akşamı çağır gelsin. Akşamı? Coşkun akşam. Ha oldu, esprik yaptı kendisi. Evet, Coşkun sabah diyoruz. Coşkun abi değil. Hayır, mesela yani Coşkun sabah değil de mesela akşam olsaydı nasıl olurdu? Yani. Ben sallıyorum. Nasıl olurdu? Sabah makamı. Olabilirdi. Sabah makamı, akşam makamı, sabah makamı. Sabah makamı biliyor bak. Bak biliyor. Onun makamı. İçin soy ismi sabah. Sen anlamadın, sabah makamı dedi. Sabah. Sabah makamı vardı. Sen bilir misin? Biliyor ama. Her şeyi sen biliyorsun. Ben de biliyorum. Hadi git.
nasıl bizim? Nasıl? Aşığım sana değil mi? Aşığım sana. Şimdi konu açılmışken, yani hakemlikten falan açılmışken, top bizim, saha bizim. İstediğin gibi hareket edebilirsin. Burası senin evin. Sağ ol. Bunlar da bizim misafirlerimiz, konuklarımız. Bunları... Sağ ol. Evet. Siz bunun misafirisiniz, bu da benim misafirim. Nasıl oldu şimdi, olmadı mı? Tamam oldu. Uydu değil mi peki? O zaman ben bir Ud'daki marifetimizi bir sergileyelim. Bir Ud solosu yapayım. Ud taksim tamam. Yapayım. Tamam, yap. Taksim'den tabii, sonra da... Tabii, tabii. Soframda taş olsa aşar, o
aşk anlamıyorum. Bu ne aşk anlamıyorum. Vallahi süper ya, ne güzel okudun. Ha? Çok güzel okudun. Onlar güzel okudu, sen de güzel okudun. Bir şey söyleyeyim. Bu akşam senin de sesin formunda, bizim öbür kızın da, gelecek kızın da sesi formunda, Allah'a şükür. Efendim bazı sanatçılar geliyorlar sağ olsunlar. Tabii her zaman beş parmağın beşi bir olmuyor. Hasta oluyorlar, nezle oluyorlar. Yüce Allah'ımdan diliyorum hiçbir sanatçısı hasta olmasın ya Rabbi. Amin. Vallahi. Yüce Allah'ımdan diliyorum. Allah beni bu güçlüden kurtarsın ya Rabbi. Amin değil. Niye? Niye amin değil? Şimdi bunu size bir mesel anlatayım. Bak. Adamın birinin karısı ölmüş. Dinleyeceksin. Allah cezanı verecek. Ondan sonra bana hak vereceksin. Adamın karısı ölmüş. Başlamış ağlamaya. İşte demiş ki ah. Ah işte benim karım öldü. Benim yemeklerimi kim yapacak? Hemen öbür rahmetlinin öbür bacısı atlamış. Demiş ki merak etme ben yaparım. Ben yaparım. Yine başlamış ağlamaya. Demiş ki işte ah benim karım öldü. İşte benim elbiselerimi kim yıkayacak? Hemen öbür başta demiş ki merak etme, merak etme ben yıkarım, ben yıkarım. O da garanti. Yine başlamış ağlamaya. Demiş ki ah işte benim karım öldü gece yanımda kim yatacak? Ses yok. Şimdi dedim ki Allah beni şeyden etsin dediniz amin. Allah beni güçlüden kurtarsın amin değil. Niye? Güçlüyü çok seviyoruz. İyi biberi demediler ya. Biberi demediler. Tuz dediler. Allah'tan biberi demediniz. Çünkü son günlerde biberin üstüne çok ayak koydular. Ayaklarını keseceğim vallahi ayaklarını koyanların. Biber kadar güzel bir şey var mı? Söyle Güçlü ne söylüyorsan söyle. Abi ben kıskanma. Kıskanma beni. Reklam gireceğiz. Güçlü işte. Ulan seni kıskanan. Şu tipine bak. Seni mi kıskanacağım? Allah cezanı verecek. Bugün protestoyam onun için böyle. Yoksa çok yakışıklıyam yani. Bugün sakalısın bir şeye benzemiyorsun. Evet. Efendim. Reklamlar diyoruz, ondan sonra programa devam ediyoruz. Coşkun kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Aşığım sana dedi. Gerçekten biz sanatçılar olarak sizlere aşığız hem de sizlerin delisiyiz. Sizler başımızdan eksik olmayın. Sizler gücünüzle, kuvvetinizle, alkışınızla, o güzel gözlerinizle, o güzel bakışlarınızla bizden eksik olmayın. Bizim sizler için yapacak çok şeyimiz var. Vallahi. Gel böyle, gel böyle rahat oturalım. Bunun müziği tahmin ediyorum senin de. Evet. Sözleri. Müziği, Tunç Kemal arkadaşımız. Tunç Kemal bu gazeteci. Evet. Çok iyi tanırım. Çok iyi tanırım. Çok iyi tanırım. Evet evet. Dur ne gazetesiydi? Son Havadis'te başladı. Son Havadis. Evet, evet evet evet. Eskilerdendir. Çok evet evet. Eskilerdendir. Çok güzel bir insan. Ben çok severim onu. Çok severim. Son kasetiniz çıktı. Efendim biliyorsunuz son kasetleri çıkan insanları böyle hemen avlıyoruz. Getiriyoruz, çağırıyoruz. Buraya geliyorlar sağ olsunlar. Bundan bir önceki kaset değil, bundan daha önceki bir kaset evet. Tahmin ediyorum. Evet. Çok da güzel bir satışı olmuştu. Evet. Ona hepimiz sanatçı olarak alkışlamıştık. İşte bu şarkı da vardı evet. O kasette. Bu, onun için, işte, onu, onun için söylemek evet. istiyorum. Evet. Aşığım sana. Evet. Buna benzer kaç tane daha şarkı vardı? Ne Beni vardı? Unutma vardı. Beni unutma vardı. Potpourri'si çok bol bir şarkıydı, şeydi, kasetti. Çok Barış Manço'dan. O işte neydi? Can Bedenden Çıkmayınca o zamanlar moda. Telli telli vardı. Daha evet, yeni evet, çıkıyordu, evet, daha evet, meşhur evet. olmamıştı. İşte gökyüzünde yani duman duman bulursa hepsi birbirine tamamlamıştı. O zamanlar öyle bir satış yakaladık. Bu şeydir, yani yine anlatıyor. Beş parmağın beşi bir de yani bir tane öyle satar, bir tanesi normal satar. Ondan evet. sonra yine bir tane bir bomba. Böyle bir tiraj yakalayınca hep aynı devamı isteniyor. Demin söylediğin gibi yani beşin, beş parmağın şey gibi hepsi aynı boyda değil bunlar. Değil tabii. İnişler çıkışlar yapıyoruz. Onun için biraz daha çekemeyenler de bunu fırsat bilip hemen ha bir de insanlarımız ama... da insanlarımız da sürekli diyor ki niye düşüşün o kadar, diyor. Evet. Olur normaldir evet. yani bir insan doğarken başka doğuyor. 10 sene sonra başka oluyor. 20 yaşında başka oluyor. 30 yaşında başka oluyor. Benim gibi 55 yaşında başka oluyor. Değil mi efendim? Reaksiyon yok içeriden. Kabul etmiyorlar. Evet 55'i kabul etmiyor. Kabul edilmedi. Onlar da bilirler 60 yaşındayım. Onun için
Ya bir lafımız vardır. Şey yürür bilmem ne yürür, evet. Kervan yürür. Boş ver sen kafa yorma. Ama dediğin gibi yani biz de besteci insanlarız. Bizim pek sağımız solumuz belli olmaz bestecilerin. Yani şeyin ne derler? Besteciler biraz ters. Yok şeyin sağ solu belli olmaz. Ne? Erenlerin? Erenlerin evet. Biz de diyorsun ne zaman ne tokat atacağımızı hiç kimse bilmez. Olmaz. Bu normaldir çünkü her zaman her şey gelmiyor insan. Tabii. Gerçekten tabii, her zaman her tabii. şey gelmiyor. Tabii. Ama sen udunu çalan bir insansın, müziği seven bir insansın. Bir de çok iyi bir müzisyensin. Senelerce, yıllarca az solistlerin arkasında onları destekledi. Besteleriyle destekledi, uduyla destekledi. Yeni yeni o zaman TRT'de miydiniz o zaman, radyoda mıydınız? Tabii radyoda ud sanatçısıydım ben. Devlet Korosu'nda, Doktor Nevzat Atlı'nın korosunda ilk ud sanatçısıyım. 75'te kuruldu. Sahnelerde çok çaldık hatırlarsın. Gördüm evet, birlikte de çok çalıştık. Ondan sonra 81 yılında artık ben şarkı söyleyeceğim dedim. Bir de bir olaylar oldu sahneyle ilgili, kaprisler oldu solistlerin. Evet. Biraz içerledim. Şimdi biraz şeydir, hem arkasındaki sanatçıyı okuturlar. Arkasındaki yani fazla alkış, alkış alınca bu sefer de kıskanırlar. O zaman okutma kardeşim başta. Yani halka bir şey verdin mi devamını getireceksin. Evet. Verdin geri çektin olmaz değil mi? Evet. Ama kötü komşu ev sahibi ne yapar öyle bir laf var. Yok kötü komşu insan ev sahibi yapar gerçekten. Ben de bir kırgınlık oldu bir arkadaşımızla ama şu anda çok iyi dostuz. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızla. Udu alıp çıktım. Gargazinosu. Çıkış o çıkış. Giriş bu giriş. Evet giriş bu giriş. Çıkış o çıkış. Siz beğeniyor musunuz? Son kasetin satışı nasıl? Vallahi daha şu anda, bir 10 gün şu falan anda Raks'ın dediği 160 bin diyorlar ama şu zamdan sonra bayağı düştü satışlar. Yani benim zamın birinci kaseti. Yani zamın bir çıktı, zamın olduğu sabaha ben çıktım. Bizim halkımız çok vefakardır, çok cefakardır. Zama da alışır. Zama alışıyorlar. Neler alışmadınız ki? Doğru. Onun için şu anda tabii ki yeni kaset yani bir aylık bir kaset. Onun için ben ümitliyim. 12 ay boyunca, yani 12 ayın sonunda tahmin ediyorum 500-600-700 vuracağız. İnşallah, inşallah. Alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarım daim olsun. Şimdi öbür konuğumuzu çağıralım. Güçlü. Abi. Sesin soluğun kesildi. Gel buraya gel. Sana her gün zeytinyağı içirmem lazım. Git öbür kızımızı da al gel. Nasıl kabze? Sanki 40 tane kız geldi, öbür kızımızı da get alıyor. Hiç. Jale. Coşkun abime ben. Tanıyorsun mu Jale'yi? Tanıyorum. Böyle kısa saçlı. He, sarı saçlı. Sarı saçlarında yine kardeş tel tel olmuş. Evet. Gidelim ya. Jale! Jale abla! Jalişko! Ben okey aldım herhalde. Ben okey aldım. O şarkı söyleyeceğim. Ne şarkı söyleyeceğim. He? Şarkı söyleyeceğim. Öpüşün kız. Öpüşün. Oldu mu? Benden de öpüşün. Gel şimdi buraya. Gel. Hoş geldin. Öpüşelim. Beni hatırlarsın. Allah Allah. Efendim son kaseti ve display ne? Ne de Allah aşkına? CD. CD. Ne alamada çattık ya Rabbi. Display işte. Yani bu şimdi şeyin plağın şey olmuş şekli. Evet. İğnesiz şekli. Böyle ışıktan çalışayım. Evet. Beni hatırlaman için getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Bu da nazar boncuğu için çok teşekkürler. Seni Allah razı olsun. Allah bütün cem-i cümle insanı korusun böyle günlerden. Amin. Efendime söyleyeyim. Bir de İboşoğlu nazardan korusun ya Rabbi. İboşoğlu üstünde de çok kara bulutlar dolaşıyor. Hatta ve hatta bazı yerlerde İbo Show diye mağaza açmışlar. Allah cezanızı verecek. Valla pis herifler. Bari %10 gönderin. Değil mi ya? Oturabiliyor muyum? Yok oturma. Oturma. Böyle ayaktayken bir tane şey ettireceğim. Ne bir tane canlı bize. Bir döktüreyim. Bu canlı mı söylersin? Nasıl isterseniz. Yemin et. Bana yeter ki şarkı söyle de sabaha kadar söylerim. O kadar seviyorum ha. Allah Allah. O zaman bir tane son kasetinden güzel bir şarkını söyle bakayım. Ne adı? Gel güzelim gel. Yok bana şey diyeceksin. Gel çirkinim gel. Söyle bakayım. Olmaz diyemem. Dilim var. Bu güçlü değil mi? Bu pis herif. Güçlü beni kıskanıyor. Dişisi, o kıskanıyor kesin. Vallahi kıskanıyor. Evet gel güzelim gel. Buyurun.
gel, jaleciğim gel. Teşekkür ederim. Böyle mi atıyor? Vallahi bu güzel bir parça ha. Vallahi. Coşkun'dan karar verdik onu. Kaset çıkmasaydı okuyacaktı vallahi. Memnuniyetle. Ciddi söylüyorum, tam senlik. Kimin besti bu? Garo Mafya. Batıcı nasıl duyuyor böyle? Alaturka melodiler bunlar. Evet. Demin de konuştuk yani. Evet. Nasıl duydu bunu? Hissediyorlar bunu. O duyar vallahi. Vay Garo vay. Seni Garo Mafya'n seni. Mafya. Vallahi Garo Mafya. Garo nokta Mafya. Mafya. Ne fazla kalmış orada değil mi? Evet. Gerçekten güzel Garo şarkı. Mafya aslında. Güzel şarkı değil mi? Gel güzelim. Ay gel. Tam duyamadık. Güzel mi? Şimdi Jale araba ticareti yapar, araba kullanmaz. Nasıl araba satıyorsun, araba kullanmıyorsun? Mesela adam geldi dedi ki efendim şu arabayı bir çıkarın da bir göreyim. Ne yapacaksın? Tabii efendim bir saniye hemen teknik elemanı çağırayım derim. Niye? Ben yok illa sen kullanacaksın. Dersem nasıl olacak? Öyle mecburiyet yok. Niye? Ben müşteriyim. Müşteri veli nimettir. Yoksa müşteri veli nalet midir? Bizde böyle. Ya sizde müşteri veli nalet. Estağfurullah. Müşteri veli nimetimiz ama niye kullanmak zorundayım ki? Hayır, ticaret yapıyorsan yani bilmiyor musun araba kullanmasını? Bilmiyorum ve çok korkuyorum. Yemin et. Vallahi. Sen o zaman yüksekten de korkarsın. Yüksekten korkarım. Asansöre tek başıma binemem. Böceklerden çok korkuyorum. Kara fatmalardan özellikle. Tabii kara fatmalar ben çok severim. Hele hele o kara fatmalar böyle yürürken. Ay. Üzerine biraz tuz biber dökeceğim böyle. Allah Allah böyle lap lap. Ben kaşınmaya başladım. Saçınızın bir özelliği var mı? Yani bir şeyliği var mı? Bir yani bir şey ne? İşte artık ne? Coşkun sen sor. Coşkun sor. Hayır, benim saçımdan daha kısa değil mi? Vallahi. Hayır vallahi onu dedim yani asker tıraşı. Yeni moda. Yani hiç uzamıyor saçlar. Benim saçım. Yemin eder misin? Uzayamıyor daha doğrusu çünkü 15 günde bir berbere gidiyorum biraz daha kısaltalım diyorum. Bunu haftada konuşursak nasıl olur? Bir haftada bir gidelim biraz daha kısalt. Bir haftada bir. Hayret bana bir şey kalsa ya. Daha kısa yapacağım ama kuaförüm izin vermiyor. Yok yok böyle iyi. İyi mi? Vallahi. Vallahi. Bak böyle oh. İbo Show'a geliyorum diye yeni tıraş oldum geldim. Peki senin de yeni kasetin çıktı değil mi bu Gel Güzelim Gel? Evet yılbaşında çıktı. Adı da mı Gel Güzelim? Hayır beni hatırlarsın kasetin adı. Hayır, bakmadık oraya da yani. Ben başında söyledim beni hatırlarsın. Jale beni hatırlarsın. Beni hatırlaman için o da. Gel Güzelim Gel. Aysel Gürel. Garo Mafya. Bu Cadaloz gene çıktı piyasaya. Aysel Gürel. Aysel duymasa. Vallahi. Yok ben çok severim benim ablam olur. Bir konu daha kırdın şimdi. Nasıl ablan olur? Benim sevgilim olur eskiden de. Öyle öyle. Yani şimdi başka birine beraber diye şey yapmıyorum ayıp olmasın diye. Biliyorsun. Herhalde ablam olur. Ama bilmiyor musun en kızdığı sözcük abla. Yemin et. Vallahi bilmiyorum. Benim anam olur. Potu potu. Çok severim gerçekten. Böyle hep alengirli lafları da o bulur. Coşkun sen hiç onun sözünü okudun mu? Hiç kısmet olmadı şu ana kadar. Olmadı değil hiç mi? Hayır olmadı. Bir kısmet olsa da görsen sen. O kaset nasıl çıkıyor? Yemin et. Vallahi. Çok keyifli çalışılıyor bir kere Aysel'le. Nasıl yani mesela keyifli? Ve ben Uğur yani getirdiğine inanıyorum Aysel Gürel'in. Neyine? Uğur getirdiğine inanıyorum insanlara. Allah Allah. Bana çok uğurlu geldi. Ben bu üçüncü kasetim. Üçünde de Aysel Gürel'le çalıştım. Ve çok uğurlu geldiğine inanıyorum. Ama ayrıca bu kasetimde Zeynep Talü da var. Onu da geçmeyeyim yani böyle. O da bir güzel. Kenarda dursun. Şimdi bana, biz Müjde Hanım'la birlikte çalışırken Gazino'da, Coşkun. Annesi ikide bir, İbrahim. Şöyle bir şiir yazdım, sana bir söz vereyim. Ya abla Allah aşkına dur ya. İçimden diyorum tövbe ya Rabbi tövbe ha. Benim başımdan da icatlar var. Kala kala şimdi söz sana mı kaldı? İçimden diyorum. Abo! Aradan 5 sene geçti ki başımıza tam kara bulut kimi çöktü. Aysel Güler. Ne sözler abi, yazmaya başladı çok ya. Çok tutan şarkıları var. Vallahi yani çok güzel ben. Ne oldu çöktünüz mü? Allah'ım çöktü.
Hasar yok ama, hasar yok. Sağ olun. Nazardan, nazardan. Çok açık sözü Aysel Hanım. Bir de çok sert şeyleri var. Bütün belinde çok geçenleri televizyon, televizyon dinlemiyor olduğu gibi. Yok yok yok. Rahattır, gayet çok rahattır. Çok sert ve açık şeyleri var. Sözleri nereden bulur, nereden icat eder onu da merak ederim. Yani bana verdi o sözleri, ben o zaman çok şey yapıyordum. Dedim ya olur abla, okuruz okuruz. Ya. Yani öyle sallıyordum vallahi. Sonradan çok güzel sözler yazmaya başladı. Gerçekten buradan Aysel Gürer'i alkışlıyoruz. Selam onun. Bu ne o? Bandıra bandıra. Yok. Yok bandıra bandıra. Mustafa Sandal'ın şey vardı bir tane. Ne? Aboneyim abone. Evet Aysel'in. Evet aboneydi de sözleri de onun. Allah Allah ne beraya düştük ya. Coşkun sen bir de şimdi nasıl düşünsem aklıma gelmez aboneyi şarkı yapmak. Değil mi? Yani abone. Aboneyim biletleri cebimde. İşte onu söylüyorum yani enteresan mesela Kayahan da öyledir. Öyle laflar buluyor ki kardeşim gözlerinin hapsindeyim buyurun. Evet. Buyurun abi ne alaka şimdi gözlerinin hapsindeyim. 100 sene düşünsem bile bir laf aklıma gelmez. Güzel buluşlar buluyorlar. Ben de zaman zaman çok hayret ediyorum. Ya, çok yani, güzel ya. Ben niye bulamıyorum diye kendime hesap soruyorum. Allah bunların eksikliğini vermesin çünkü yoksa güzel şarkılar çıkmaz. Evet. Doğru. Şimdi Coşkun sen bu son kasetin ismini verdiğin evet. Evet. Bir şarkı var. Ney? Şimdi onu bugün okumayacağım çünkü son zamanlarda bugün biraz değişik iki şarkıyla ne? Geldim. Serdar Ortaç'ın bir bestesini okudum. Yorma diye. Yorma. Evet. Bu programda onu okuyayım dedim. Çünkü esasında oynadığımız üstüne benim şarkım Dilimin Ucunda Sen diye. Ama son zamanlarda onu çok yüklendim son 10 gündür. Bu programa özel bir şey olsun dedim. Yani sen de o şarkıyı yorma. İstersen Serdar'a geç. Doğru. Yorma mı diyeceksin? Yorma hocam? Diyeceğim. Yorma diyeceğim. Yani sevgilini sevgiliye mi dedi o laf? Şimdi diyor ki beni fazla yorma diyor. Yani yorma gel bana bence, artık yani. Bence en güzel aşklar yorulmakla biter. Yoksa tabii yoracağı biraz peşinden koşturacağı bilmem hele. Hemen hadi gel olmaz. Böyle biraz git pencerenin altında şey kal, yağmurun altında kal, kar yağsın, mevsimler geçsin. Hatta 3 gün 3 gece bekle pencerenin ışığını yakmasın değil mi? Ay çok zorsun sen. Zorum ya Allah Allah. Böyle gelsin orada sürünsün. Öldü garibim. Evet yorma diyoruz hadi Coşkun Sabah. Gel abi. Şimdi Coşkun bu da yani diyor ki hiç beni yorma. Böyle armut ağzıma düş. Hiç böyle de aşk görmedim diyor. Değil mi güçlü? He abi ya yorma. He. Biraz yor beni yor öldür bile yere vur. O zaman söyle. Bunu terapi etmek için bir beste yapalım beni yor diyelim. He vallahi beni yor. Hatta süründür. Sürüm iman yani. Söyle. Abi bugün sevgililer günü biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Sabıha aklıma geldi de. Ben sabıha için bir türkü atsana bir ara. Sen de ağzından böyle. Olur mu? Şimdi bu arada reklamlara gireceğiz. Reklamları nasıl attırayım? Tabii kurban olur şeye ha. Peki. Her yok her. Reklamlar. Reklamlar. Dua de. Dua de. Güçlü'nün dediği gibi gerçekten bugün sevgililer günü. Yani illaki bir erkek bir kadın ilişkisi sevgili değil. Bir ana da sevgilidir. Bir kardeş de sevgilidir. Bir baba da insanın sevgilisidir. Bütün dünya, bütün Türkiye, bütün insanlar bizim sevgilimiz. Sevgililer gününü kutluyoruz. Ama işin gerçeğine inersen benim bir sevgilim bile yok. Yalan. Bir kedim bile yok. Sezen Aksu dinlediniz. Evet. Sevgililer günü size bir şey demek ister misiniz efendim? Efendim? Sevgililer günü. Tabii. Benim için şekerli her günüm sevgililer günü gibi geçtiği için. Şekerli? Şekerli mi? Benim sevgilim şeker. Öyle mi? Bilmiyor sen... muydu? Biliyorum canım var bir tane öyle bir şey. Hadi makstana. Yok. Öyle göz kaş etme. Yok bir tane senin şekerin var biliyoruz böyle alıyorsun. O mu şeker? Keşke alsaydın bunu getirseydin ya. Valla. Abi kedi mi köpek mi? Kedi herhalde. Kedi mi? Köp yok. Ne? Ha. Neyse karıştırmayın be. Fazla karıştırmayın. Coşkun sen ne dersin sevgililer gününe? Valla ben nereden çıktı bu iş ya? Sıkıntıya düşüyoruz sevgililer hayır, gününde. Hayır şimdi ayrıca bizim bu programımız şimdi bugün sevgililer günü ama 3 gün sonra yayınlanacağı için sevgililer günü 3 gün önce de kalmış olacak.
Aha. Evet. Tamam, anladım. Söyle bir şey oğlum. Şimdi akılda kalan sevgililer iki türlü bence. Şimdi geçmiş sevgililer de bunun içerisine giriyor tahmin ediyorum. Tabii, tabii. Bir iyi aklımızda kalanlar, yani işimize yer edenler, iyi hatırladıklarımız, bir de kötüler var. Kaç tane Coşkun? Şimdi işin güzelliği, işte bu sevgililer gününde ilk aklımıza gelen, bize yer edenler, kutsallar onlar. Bir de dediğimiz gibi hatırlamak istemediklerimiz var. İçinde ben sevgililer gününü gerçekten şu açıdan şey yapıyorum ki o hatırlanması gereken insanlar, akılda kalan insan demek ki özümüzün, hayatımızın sonuna kadar bizde içimizde yer etmiş insanlar oluyor. O açıdan bir kez daha hatırlama günü olduğu için güzel, kim bulmuşsa iyi etmiş. Evet, ben de bu sevgililer günü için bir tane şarkı söyleyeceğim. Bütün sevgililere, bütün güzel insanlara sesleniyorum. Mutlu ol yeter diyorum efendim. Şarkı düşmez dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol anlattım sana, duymazsan sevgilim
alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bir tek dileğim var. Mutlu ol, mutlu ol yeter. Biliyorsunuz efendim, belki duydunuz dedikodulara göre, şimdi ben bu eski şarkıları toparlıyorum yeniden, yeni ritimlerle, yeni sazlarla, yeni bir versiyonla. Versiyon ne deniyor ona? Yeni bir versiyonla versiyonluyoruz. Yani sizi, ne o bir tane reklam var ya. Aksiyon mu? Yok, şeleyin. Versiyonluyoruz. Yok, verneleyin. Evet. Evet. Gerçekten bu şarkılar ölmez şarkılar, güzel şarkılar. Ara kaset olarak düşünüyorsunuz herhalde. Ara kaset olarak. Öyle iki tane katlayacağız böyle iki kaseti. 15-16 şarkı var. 8 bir tarafta, 8 bir tarafta, 8 bir tarafta, 8 bir tarafta olacak. Onları böyle yolumuzu bulalım abi, nasıl eder? Mahvolduk ya. Tık yok, tık. Bak. Hadi söyle çıktı. Tık yok. Hadi söyle çıktı, niye sana baktım? Bil bakayım. Bil bakayım. Gel bakayım. Ya nereden nereye bağladım ya, ne bağlamacı. Esas eskiden benim mesela bağlamacıydı. Sonra şarkıcılığa dönüştüm. Eskiden arkada saz çalıyordum ben. İyi saz çalardım vallahi. Buyurun. Bu şarkıyı zorla söyleyeceğim biliyor musunuz? Metozori ile. Çok seviyorum ben bu şarkıyı. Sevgili İbrahim Tatlıses de dedi ki yani lütfen ben konuklarım geldiği zaman yanlış anlaşılmasın dedi. Benim şarkılarım söylenmesini istiyormuşum gibi hissedilmesin dedi. Ben bu şarkıyı özellikle kendim seçtim. Burada rahatlansın diye söylüyorum bunu. Vallahi doğru. Çok sevdiğim için söylüyorum bunu. Yemin et. Ama senin kadar güzel söyleyemem herhalde ama. Estağfurullah. Kendimce yani, şöyle küçücük. Herhalde yani, herhalde de. Yani. Thank you.
Beni bir ateş sarar, seni gördüğüm zaman yanar, yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Ayrıca biz teşekkür ederiz. Amma da kötü söyledin ha. İyi ki kötü söyledin. Ya kötü söyleseydi, iyi söyleseydi nasıl olacaktı? Birazdan ağlarım şimdi ben. Vallahi güzel okudun ya. Vallahi. Böyle bir de böyle titrek titrek okudun. Öyle mi? Yani ürkek gibi ama aslında değil, o sesteki numaraları kullandın ha. Ay, aslında ben çok utangaç bir insanım. Gerçekten. Bir de böyle büyük bir ustanın şarkısını Allah, o ustanın huzurunda söylüyorsunuz. Düşünsenize öyle otururken çok kolay dinlemesi. Bir benim yerimde olsanız o şarkıyı söylerken şöyleydi. Vallahi bunu gerçek söylüyorum. Buna inanın. Sallıyor, o da sallıyor efendim. Vallahi normal sallamıyorum ayol. Ya biraz salla. İbo Show zaten sallama yeri. Vallahi sallayın ya. Normal. Ama biz kimsenin aleyhinde bir şey sallamıyoruz. Kimsenin özel hayatına girmiyoruz. İbo Show'un özelliği bu. Değil mi efendim? Diye ben şimdi sordum bakalım, evet. Senin kaç tane bilmem ne, şey ne, evet. Sordun mu? Evet. Yok, ne işin var? Benim senin sanatınla işim. Doğru. Al odunu eline, doğru. Al odunu kardeşim eline. Al hadi. O zaman silahımızı, silahımızı alalım. Tabii al silahını ya. Senin odun dururken ben skavun dedi var. Kaysura gel ölüm yer yerim.
salavam. Şimdi bu mu hoş? Öbür şey mi hoş? Ne hoş? Öbür ne? Hangisi öbür ne? Yani öbür işte o dedikodular var ya. Yoksa pop falan mı diyorsun? Yok, pop'tan falan bahsetmiyorum canım. Dedikodulardan bahsediyorum. Ha şey değil. Ha yani dedikodu. Bu hoş ya. Bak millet nasıl ya. Öbür türlü bile edecekler biz konuşurken. Uykumuzla geldi kahvaltı gitsek mi acaba diyecekler. Allah'ım ya Rabbi. Şimdi. Şu anda Türkiye'de başka ut çalan var mı yok mu bilmiyorum ama usta takdir eder başka ut çalan var mı bilmiyorum. Var mı başka utçu yani bildiğim böyle Türkiye'de iyi? Valla rahmetli Kadir Şençalar vardı. Rahmetli oldu. Allah nur içinde yatsın evet. Ben onun nameleriyle büyüdüm. Ben ondan başka ut tanımıyorum. Yok diyorsun. Ben gerçekten Coşkun Sabah'ın udunu çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Helal o bazı şimdi vaktimiz zamanımız yok. Ah İmanlı Hanım bu programı 3 saate çıkarabilsem. Çok şey yapacağım ama 3 saat olmuyor İmanlı Hanım. O bazı böyle Arap nağmelerinde bir geziyor. Evim bu başıma yıkıyor. Bir plan birine koysana böyle bu Arap taksimlerinden. Yapacağım. O Arap nağmeleri var ya böyle. Evet. Çünkü Araplar biliyorsun udu çok severler. Çok güzel çalarlar. Ah Ramazan. Kurban olayım size. Niye gülüyorsunuz? Elbet bu Ramazan biter. Siz durun. Siz durun. O zaman sizden görüşeceğim. Ramazan'da lahmacun satışı da arttı İmanlı Hanım. Vallahi ben zannettim Ramazan'da iflas ettik. Ramazan'da daha çok sattı İmanlı Hanım. Evet. Şimdi Coşkun'um. Evet. Yine son kasetinden bize güzel bir şarkı daha söyle. Hoş bir şarkı okuyacağım. Ne? Tempolu, tempolu. Yar diyoruz, yar. Yemin et. Yar, yar diyor. Hadi bakalım. Hadi. Hele yar, yar. O değil. Efendim, Diyarbakır'ın bir türküsü var. Rahmetli Celal güzel sesi okumuştu. Hele yar, yar, zalim yar. Bizim yarsız zamanımız olur mu ya? Yarsız saniyemiz olmaz vallahi ya. Yara kurban olun ben ya. Hançeri vur kalbime yar. Bak cinaslı. Hançeri vur kalbime yar. Bak hem yar hem yar. Allah Allah. Şair oldum vallahi bana. Gel söyle güçlü. Türkü mü söyleyeyim? Yok, ne söylüyorsun? Ne yapayım? He? Geldim, şeye, reklama gireceğiz. Yemin et. Ha. Arkada abi ben... Reklama gir yar. Girdin mi reklam? Çıktı mı? Çıktı. Evet, reklam çıktı. Hayır, niye böyle? Ha! Böyle gülüm. Gizli gülüyorlar, gizli. Neredeyse böyle gülecekler. Allah aşkına gülün, bir candan. O gülen yüzünüz eşit olmasın ya Rabbi. Vallahi billahi ya. Şimdi sabahleyin kalktığınızda sokakta bir tane böyle güler adamın yüzüne bakın. Gülen böyle gülüyor adam. Onun yüzüne bakın, bir de asık bir suratlı adamın suratına bakın. Birinden nalat yakı, birinden gül yakı. Hangisi güzel? Gülen. Gül. İçinizde gül var mı? Yok. Gülen var. Evet. Güler, güler. Güler. Gül bakayım. Allah ayırmasın, Allah muhabbetinizi bozmasın. Dünyada hiç ağlayan insan istiyoruz görme. Aslında ağlamak da güzel. Ben zaman zaman çok ağlamak istiyorum. Böyle programda da beni ağladılar. Vallahi. Ağlamak ve gülmek güzel ama ağlamak niye? Ağlamak niye? Bir düğünde, bir sünnette böyle bir ya kardeşin, ya kızın, ya çocuğun böyle evlenirken, sünnet olurken o zaman ağla. Çünkü mutluluk ağlamağı. Ama öbür tarafta 5 tane ceset yerde bilmem ne. Böyle ağlamak istemiyoruz. Vallahi hep gülmek istiyoruz. Bütün dünya insanları gülsün ya bu sevgililer gününde ya. Amin. Evet. Hatta ve hatta ayrılanlar kavuşsun birbirlerini küstürmesinler. Amin. Amin. Öyle aniden çok amin sesleri geldi. Niye? Çok mu ayrılan var böyle, terk edilen var? Benim kime yaralı? Yaralı çok. Yüce Allah'ım senden diliyorum. Hatta ve hatta 5 dakika dahi ayrılmasınlar. Tez kavuşun inşallah. İnşallah. Yaralı. Bu gençlere bir amin. Çok yaralı. Bu gençlere bir yandan diyor ki amin. Askerde olanları kavuştur ya Rabbi. Amin. Gurbette olanları kavuştur ya Rabbi.
Vur dedim, öldür demedim ya Rabbi. Ben demiyorum, jale diyecek ya. Tabii, vur dedim, öldürdün. Ben de demiyorum onu, ha, Zeynep Talut söylüyor. Vur dedim, öldürdün. Yani git yüzünü yak hadi de, git iki gözünü çıkardayım anayana. Hadi gel. Gel konuk ol dedi, ben vur dedim, öldürdüm. Şarkı üstüne şarkı. İstiyor musunuz? Ama öyle oturmak yok. Şöyle. Tabii istiyorlar çünkü özellikle bu insanları ben buraya adam başı 3'er milyon para verdim. Vallahi. Sen alkışlasınlar diye, yoksa alkışlarlar mı? Abi. Yani şey yapıyordum, tokmakla. Program sonrasında görüşelim. Kim? Özel. Kim? Ben. Beni mahcup etmeyin hadi. Tamam. Evet, o bunlar açık. O oradan böyle yaptırıyor, ben buradan böyle yaptırıyorum. Çepikleyin, çepikleyin. Jale'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür katıldığı için. En büyük kim? En büyük kim? İbo. En büyük kim? İbo. Yeter abi, yeter, fazla yürü. En büyük kim? Yo, böyle işaret parmağımı oraya getti. En büyük kim? Coşkun. En büyük kim? Coşkun. Udi Grant. Anlamadı, Udi Grant. Şimdi bizde işte bir tane ut çalan vardı, bağlama. Bizim Mehmet Naca. Bizim Mehmet Naca Urfa'da, o Urfa gecesinde izlediniz ya. Ona bizim bir Kadir amcamız vardı. Sakallı, belki şey yaptım burada, bir uzuna okuttum ya, bir gün çağırdım. O derdi ki Udi Grant. Yani Udi Grant çok iyi çalar diye. İşte bu da Udi Grant, gerçekten Türkiye'nin Udi Grant'ı. Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca programımızın sonuna gelmişken bir şey hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Dedim ki böyle böyle efendim, halk sizler gibi, halk insanını istiyor. Bize telefonlar, telgraflar, mektuplar geliyor. Bizim İbo Show'da seni görmek istiyoruz. İnsanlar seni görmek istiyor. 60 milyon insan bunu istiyor. Ne dersiniz? Tamam dedi, Ramazan'dan sonra oradayım. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gel bakayım. Ben. Al silahını eline. Yine mi şarkı? Al öbür silahı da eline. Hangisini? Bunu mu? Ver. Coşkun'u öldürelim. Pardon. Coşkun'u vuralım. Coşkun'u İkimiz ver. Bir olup senden. Ben ne olacağım, ben ayakta çalamam Utu ya. Otur, biz yanına geliriz. Biz yanına geliriz. Böyle mi çalak? Yok, böyle mi çalayım? Yok ya ya ya. Olmaz. Bağlamacıların vardır, askıları biliyor musun? Uçuların. Sportacıların tabakları olur ya, böyle bir şey olsa. Şimdi üçümüz birlikte şey söyleyeceğiz. Bugün bize pir geldi, gülleri taze geldi. Şunu yapar mı? Yap. Yap ya. Bulduk ya ha ya. Aman ha, resimleri güzel çekin. Bir de böyle askerde şey vardı biliyor musun? Askerde bir de şey vardı böyle resim çekerken. Saat burada, yüzük de burada. Ben buna basmayayım. Valla şimdi askerlik de modern oldu. Hoş oldu askerlik. Ben de eskiden ilk Sivas'a gittiğimde hemen bir tane resim çektim böyle. Gönderdim Urfa'ya. Saat, yüzük, ne varsa küsurat hepsi görüneyim bana. Evet. Semah yapalım, semah. Geldi önü sıra kamberi Ali el Murtaza geldi önü
şahımız. Eyvallah şahım. Teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Anlaşmalı. Yanı şahı.